Bende suar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Bende suar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Yersiz, yurtsuz cevher benim. Hiçbir mekana sığmazam. Hiçbir mekana sığmazam. Yersiz, yurtsuz cevher benim. Hiçbir mekana sığmazam. Hiçbir mekana sığmazam. Benim çarpencüşe sırlar benim. Zerre benim, güneş benim. Çarpencüşe sırlar benim. Her şey açık ve meydanda. Ben bu cihana sığmazsam. Ben bu cihana sığmazsam. Her şey açık ve meydanda. Ben bu cihana sığmazsam. Ben bu cihana sığmazsam. Temur Turan, tutuklusun. Buyurun gidelim. Kelepçeleyin. Tamam kardeşim, tamam. Tamam. Kendi rızamızla gidiyoruz. Bir dakika. Ne Temur'u, ne Turan'ı? Reis o reis. Çekilin. Bir dakika durun. Neden götürüyorsunuz? Nereye götürüyorsunuz? Bir açıklama yapmak zorundasınız. Sakin olun. Panik yapmayın. Burayı organize edin, ben başımın çaresine bakarım. Gidelim. Dumrul. At değiştir. Arkadaşların götürdüğü yerden beni alırsın. Reis. Tamam, tamam. Ceza. İstanbul operasyonu başarısızlıkla sonuçlandı. Yeni hedef Firuze. Shadow'un talimatı kesin. Yeni hedef Firuze Turan. Ölü mü diri mi? Siz hayatta kalın yeter. Ortalık çok. Boş ver. Gelecekleri varsa görecekleri de var.
Onlardan mı korkacağız oğlum? Lan ben Amerikalıları mı diyorum? Ortalık karışacak diyorsun işte. Reisin bir kızı varmış ya İstanbul'da. Ondan bahsediyorum ben. Bir kızı varsa... demek ki bir karısı da var. Geliyorlar mı? Yes. Kaç kişiler? Şimdilik 3 ayrı grup görüyorum. 5'er kişiden. Demir, operasyon başladı. Herkes konuştuğumuz pozisyonu alsın. Talimatlarımızın dışına çıkmak yok. Hiç kimse de gereksiz kahramanlığa kalkışmasın. Ben aileyi sığınağa götürüp geliyorum. Tamam. Kim var orada? Benim yenge. Necip? Lütfen sakin ol ve sakın lambayı açma. Şimdi Mercan'ı ve Elmas Hanım'ı da alıp güvenli bir yere geçeceğiz. Ne oluyor Necip? Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmuyor yenge, merak etme. İyi. Mercan. Mercan anneciğim, kucağıma alıyorum seni. Gel bir tanem. Ne oluyor? Anne takip et. Şimdi ben çıkıyorum. Sen bizi hariç kim gelirse gelsin vur yenge. Öyle mi Necip? Neyle vurayım? Bunu çok güzel sordun. Hani güvendeydik? Her ihtimale karşı Elmas Hanım. Lazım olmayacak ama yine de bulunsun. Bak şimdi yenge, bu silah farklı. Yani ben de bunu gösterecek miyim yenge? Hadi. Geçin şuraya. Dışarıda Necip abinler oyun oynamak istemişler. Hepsi bu. Peki ne zaman bitecek? Korkuyorum ben. Korkma, ben buradayım anneciğim. Ben buradayım. Biz buradayız Mercan. Hadi canım, hadi. Gel canım. Şşşt. Mercan. Ses çıkarma anneciğim. Sakın ses çıkarma. Oh, my God.
İyi misin anneciğim? Geçti. Geçti anneciğim, sakin ol. Herkes iyi mi? Herkes iyi indi mi? Manzarayı görmüyor musun? Sanki ben iki günde bir adam mı indiriyorum? Özür dileriz yenge. Bu namussuz nasıl atlatıp buraya kadar indi anlamadık. Gözümüzden kaçtı. Asıl suç sizde değil zaten. Temur'da. Anne derhal İstanbul'a gidiyoruz. Mercan'ın eşyalarının neyi varsa hemen topla, çıkalım buradan. Yenge, bir dakika. Yine çekilin gözümün önünden. Müdürüm, tatilinizi böldük, kusura bakmayın. Liman operasyonunun failini yakaladık. Bizzat sizin sorgulamak isteyeceğinizi düşündük. Kimmiş bu adam? Özbekistan polisi sabıkasının olmadığını söyledi. Özbek gizli servisi de kapı duvar. Adam hakkında bilgi geçmiyorlar. Ha, bir de yabancı uyruklu yani. Dün özel uçak da gelmiş. Ama garip olan Türkçesi çok düzgün. Pasaport polisinden bilgi almadınız mı? Aldık. Bütün bilgiler dosyada. Birine benziyor bu adam. Anlarız şimdi. Temur Turan, 1972, Buhara, Özbekistan. Anlamadım, bu bir soru mu? Evet. Buharalı olmam nasıl bir soru? Hayır, sorulara doğru cevap vermek adına bu kadar ayrıntıya giriyorum, kusura bakmayın. Mesela Hültekin'den İbn Sina'ya, Biruni'den İmam Buhari'ye, Harezmi'den Ali Kuşçu'ya, hepsi Buharalıdır. Yani bunda şaşıracak ne var? Uzatma. Kimsin, necisin? Limanda ne işin vardı? Ben genelde dinlemeyi seçerim müdürüm. Çünkü konuştukça aynı şeyleri tekrarlamış oluyorsun. Ama dinleyince birçok şey öğrenebiliyorsun. Bizimle dalga geçmek sorunumuzu çözmeyecek. Bu odada telefon çekiyor mu? Telefon hakkın yok. Yok. Onun için sormadım. Merak ettiğim için sordum. Yani burada telefon çekiyor mu? Efendim. Dışarıda bekleyen arkadaşları devrediyoruz. Peki müdürüm. O zaman ben izninizle, müsaadenizi rica edeyim. Görüşmek üzere. Hadi geçmiş olsun. Atakan Bey sizi bekliyor. Öyle mi? Ne güzel. Çok özlemiştim kendisini. Sağlığı, sıhhati yerindedir inşallah. Gidince kendini sorarsınız artık. Sorarım, sorarım tabii. Soracağım çok soru var da bakalım hangisine ne kadar cevap alacağız ha? Hadi gidin. Sadece beyefendi. Dubrul, duydun mu? Beyefendi dedi. Bak, şu kadarcık nezaket dünyayı bir anda nasıl güzelleştiriyor değil mi? Ha? Efendim Necip. Odayı baskın yedi bu gece. Ama endişe edecek bir şey yok. Aile?
Herkes iyi mi? İyi de iyi, merak etme. Çok şükür. Ama sana pek de iyi olmayan bir haberim daha var dayı. Konuş. Firuze yenge İstanbul'a geliyor. Ne? Ne demek İstanbul'a geliyor? Vallahi engelleyemedik dayı. Havaalanına kadar onları takip edin. Hepsinin güvenle o uçağa bindiğinden emin olun. Uçak kalkana kadar da oradan ayrılmayın. Ablacığım, yemek hazırlanıyor. Ama sana börek falan ağır gelir şimdi. Şunlardan biraz atıştır. Sonra yatar uyursun, olur mu? Ben bir şey yemeyeyim. Midem alt üst oldu vallahi. Sağ ol yine de. Diyorum Leyla, ne diyor? Demiyor. Diyecek halim var. Herkesin sistemi dağıldı. Ne olacak şimdi anne? Yani böyle hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza mı girecek babam? Baban hayatımıza çoktan girdi Sunacığım. Yani hiçbir şey olmamış gibi değil tabii. Senin şu haline bakılacak olursa çok şey oldu. Sonra konuşuruz bunları. Şimdi seni dinlenmen lazım. İlaçlarını alman lazım. Herkes bir kafasını toplasın. Teyzemin dediği gibi mi olacak anne peki? Yani hiçbir şey olmamış gibi girebilecek mi babam hayatımıza? Sunacığım, önceden hayatımız nasılsa şimdi de öyle. Tek farkı babanın nefes alıp veriyor olması. Annem nerede? Odasında. Şükür namazı kılıyor. Herkes zaten şokta Süheyla. Hoşuna mı gidiyor yangına körükle gitmek kızım? Hadi kalkın bir şeyler yiyin. Ya sana inanamıyorum Canan abla. Bu ailenin başına bu gece dünyada hiç olmayacak bir şey geldi. Yani yıllardır ölü zannettiğimiz ailemizin reisi bir hayalet gibi hayatımıza geri geldi. Sen hala yemek mi diyorsun? Ben ne dediğimi biliyor muyum? Beynimi zonkluyor. Ben artık çiftliğe geçeyim. Babamlar da Sunay'ı merak ediyordur. Canan abla. Haddime değil ama Leyla ablanın bu sakin hali hiç ayrı alamet değil. Gözünüzü ondan ayırmayın, olur mu? Tamam kuzum. Leyla sakin filan değil kızım. Hem de hiç değil. Ben kardeşimi tanırım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Namazın sabaha kadar da sürse seni bekleyeceğim anne. Konuşacağız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Leyla, o kadar yorgunum ki. Bütün konuşulacaklar yarına kalsın kızım ha. Evet anne. Evet ne? Dinliyorum. Anlatacağın şeyleri çok merak ediyorum. Leyla, Cezayir'in yaşadığını bildiğimi mi sanıyorsun? Öyle mi Leyla? Ben ki seni kendi evladımdan daha öte bildim. Yani sana bunca yıl yalan mı söyleyeceğim Leyla, ha? Yavrum. Sen benim gelinim değil, Allah katında da kızımsın. Biliyorum yapmazsın annem ama...
Ben ne düşüneceğim, ne hissedeceğimi şaşırdım artık. Cezayir gidince çöller gibi kurudum, perişan oldum. Bir kez daha yüzünü görebilmek için rüyalarıma sığındım. Sabahları gözümü açmak istemedim. Şimdi böyle kanlı canlı karşımda görünce hangisi daha zormuş bilemedim. Mezarına bakmak mı? Yalan dolu gözlerine bakmak mı? Bilmiyorum. Yavrum, Leyla, kızmakta da sinirlenmekte de çok haklısın. Ama onun gelmesine sevinmedim deme. Bak Cezayir geldi. Kızın babasını tanıyacak. Görecek. Kendin için mutlu ol. Benim için mutlu ol. Allah'a şükretmekten başka hiçbir şey umurumda değil Leyla. Yavrum, ölüm bile ayıramadı seni ondan. Geçmiş geçmişte kaldı Leyla. Bırak da Cezayir yaralarımızı sarsın. Leyla, affetmek geçmişi değiştirmez. Ama geleceği değiştirir. Gökteki yıldızı sayan olur mu? Ölen, ölen olur mu? Benim gibi yâre yanan olur mu? Ölen, ölen olur mu? Benim gibi yâre yanan olur mu? Ölen, ölen olur mu? Gider yâre ayan olur mu? Ölen, ölen olur mu? Acep gider yâre ayan olur mu? Ölen, ölen olur mu? Atakan Başkanım sizi bekliyor.
Siz de oturun. Şekil büyüdükçe mana kaybolur derler. Biz görmeyeli binalar ne kadar büyümüş. Buraya gelene kadar yürü yürü bitmedi. Cezayir Türk. Gerçekten hiçbir şeye şaşırmayacağım artık. İnsanların iki yüzü vardır dedikleri ne kadar da doğruymuş. Biz Karadeniz'de Cezayir Türk'ü tanırdık. Ama bir de Buharalı Temur Turan varmış. Hangisiyle mi şeref alıyoruz acaba? Şartlara göre isimler ve şehirler değişir. Ama adam aynı adam kalır. Anladığıma göre beni gördüğüne pek sevinmedin. Ama ne yalan söyleyeyim. Ben de içinde bulunduğumuz şartlarda seni gördüğüme pek sevinmedim. Şartlarda bir değişiklik olmadı. Geçmişten bugüne, hatta az öncesine kadar değişen hiçbir şey yoktu buralarda. Ama sen bu akşam kendi kurallarınla tek başına oynamaya kalkışınca anladık ki bir şeyler değişecek artık. Ben zaten uzunca bir süre tek başına oynayan bir ölüyüm. Görevim bitmişti. Sen bu vatana hizmet ettin. Onurlu ve vatanperver bir adam olarak da şehit oldun. Yani olmuştun demek daha doğru aslında. Gerçi öldüğünden benim de haberim yoktu. Görevim gereği. Yapman gereken yok olmaktı. Yani niye ölmedin diyorsun? Hayır. Madem ölmedin, niye bir köşeye çekilmedin diyorum. Dünya yuvarlak. İnsan bir köşeye çekilemiyor. Gizlenecektin. Tek yapman gereken buydu. Neresi kötü bunun? Gizlenmek güzel. Felaket olan bulunamamak. Siz ifadelerinizi verdiniz mi? Hayır, vermediler. Sorumluluğu ben üstleniyorum. Ben ifade vereceğim. Lokman Bey, akıl alır gibi değil. Hele ki sizin böyle bir operasyonda yer almanız, ya benim de sorumluluklarım, vermem gereken hesaplar var. Biz burada koskoca teşkilatı yönetiyoruz. Siz saçma sapan işlere bulaşın, hesabını benden sorsunlar. Ha? Oh! Ne güzel hayat, değil mi? Vatanın, milletin bekasını, ülkenin güvenliğini teslim ettiğin adam kime hesap verecek? Asıl hesap neyle ilgili olmalı biliyor musun? Neyle ilgili olmalıymış? Bir anneye bunu anlatabilmekle ilgili olmalı. Gencecik, masum bir şehitten dökülen bir damla kan sayesinde milletçe neler kazandığımızı bir anneye anlatabilmekle. Cezayir, biraz sakin ol. Sen de biraz sinirli mi olsan Lokman Bey? Ben bu devletin adamıyım Cezayir. Rahmetli ağabeyin de öyleydi. Ama bir tek sen kendi başına buyruk oldun hep. Kendi doğrularının peşinde, kendi kurallarını oynadın her zaman. Sahi sen niye döndün ki şimdi? Hı? Seni öldürmeyecekler mi sanıyorsun? Ben devletime hep sadık kaldım Atakan Bey. Sen kendi kafanda yarattığın devlete sadık kaldın Cezayir. Ama ağabeyinle biz, bize öğretilen devlete sadık kaldık. Kalmaya da devam ediyoruz. Diyeceğim o ki, bundan sonra atacağın ilk yanlış adımda devlet karşında olacak ve gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyecek. Artık arkanda devlet yok.
Ben devleti hiçbir zaman arkama almadım. Eğer devleti arkama almış olsaydım... ...şu anda karşında Temur Turan olarak değil... ...Cezayir Türk olarak oturuyordum. Ölü bir adam olarak değil... ...yaşayan bir adam olarak konuşuyorduk. Size gelince Lokman Bey... ...emekli edilmeniz için elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Görüşme bitmiştir. Siz ikiniz kalın. Biraz evvel niye döndün? Zaten seni öldürmeyecekler mi? Dedin ya. Evet. Benim adım Cezayir Türk. Burası da şehri İstanbul. Ve bir imparator ölecekse tahtında ölmelidir. Ha. Bu arada büyüyen binalar değilmiş. İçindekiler küçülmüş. Silahlarınızı bırakın. Görevden mi uzaklaştırılıyoruz efendim? Evet. Görevden ne kadar uzak kalacağız? En azından bunu bilmeye hakkım var. Efendim? Cezayir'i ikna edeceksiniz. Ne konuda? Tek başına iş yapmayacak. Kafasına göre hareket edemeyeceğini anlayacak. Döndüğü yerin bıraktığı yer olmadığını bilecek. Kurum üzerinden kuramadığınız iletişimi alev üzerinden kurmak sizce doğru mu? Haklısınız, haklısınız. Ama bu adam yarın öbür gün yer altına çekilirse ortada kalan akrabaları siz olacaksınız. Kusura bakmayın efendim, saygısızlık etmek istemem. Ancak biz ortada kalmayız. Yerimiz yerin altı ya da üstü de olsa, hapis ya da dar ağacı da olsa aile bizim her şeyimizdir. Silahlarınızı bırakın. Çıkabilirsiniz. Senin de başını belaya soktuk. İlk defa olmuyor ya, boş ver. Uğraşacak seninle. Biliyorum. Hele bir siniri geçsin de ben oturur konuşurum onunla. Devlet haklı her zaman doğruyu bulur. Merak etme sen. Atakan dürüst, namuslu bir vatanperver. O da anlayacak. Anlatacağız. Vay arkadaş. Dumrul'un da dediği gibi. Neyin üstünü örtmeye kalksak altında kalıyoruz. Dumrul, sen bu arada Necip ve Birkan'la konuş. Firuze, Mercan ve Elmas Hanım'ın buraya gelmeleri için hazırlık yapsınlar. Bir an önce İstanbul'da olsunlar. Bunun için geç kaldık biraz. Ne demek o? Firuze yola çıkmış çoktan. Nasıl yani? Nereye yola çıkmış? Buraya, İstanbul'a. Tamam ulan. Şimdi kendi kendimi doldurup sinirlenmeyeyim. Yarının derdini yarına bırakalım da... ...şimdi ne yapacağız ona bakalım. Bu, sensiz Fikret'i bulmamız lazım. Ben bulurum Fikret'i. Kurbanın çiftliğine gidiyoruz. Konuşacaklarımız var. Orhan'a da haber verin gelsin. Buyurun. Yavrum, uyumadın mı sen hala? Yok.
Düşünecek o kadar şey var ki uyuyamadım. Ben de tam tersi, düşünmemek için uyuyorum. Sana da tavsiye ederim. Gel bakayım yanıma. Gel bakayım benim güzel kızım bir tane. Gel yanıma. Anne. Hı. Sana bir şey soracağım. Diyelim ki senin bizi bırakman gerekti. Ve çok geçerli bir sebebin var. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama var. Sen bırakır mıydın bizi? Hem beni hem babamı bir daha göremeyeceğini bile bile. Gidebilir miydin? Gidemezdim. Yapamazdım böyle bir şey. Asla yapmazdım. Babam gitti ama. Suna. Hırpalama kendini ne olur. Hadi uyumaya çalış. Kapa gözlerini bir tane. Asla affetmeyeceğim onu. Beni babasız bıraktığı için, bunu bilerek, isteyerek yaptığı için asla affetmeyeceğim. Bir tane çocukluk anım yok babamla. Bak sizin en azından o fotoğrafınız var. Ne kadar güzelsiniz, mutlusunuz. Bende o da yok. Ve kaybettiğimiz yılları geri getiremeyeceği için babam. Asla bir bebeklik fotoğrafım olamayacak. Bunu çaldı benden. O yüzden asla affedemeyeceğim. Affedecekler seni. Üzülme bu kadar. Evet, zor olacak ama olacak. Bırak. Bir dinsin sarsıntılar, bir enkaz yerine otursun. Çekip çıkartacaksın ailenin bu kargaşadan. Sonra yine güle oynaya aynı masalarda, aynı sofralarda oturacağız hep birlikte. Bakma sen. Şimdi belli edemeseler de sağ olsun. Yaşıyorsun ya, gerisi teferruattır. Olaylar bundan biraz daha karışık kurban. Yaşadığıma sevinecekler sevinmesine, de. Paketten bir tek cezayir çıkmayacak. Artık ne çıkacaksa çıkacak paketten iki gözüm. Senin ölümünden öte köy mü var? Paketindekileri de seni de baş tacı edecek ailen. İşte olayların akışı böyle hızlanınca insan geleceği düşünemiyor. Kim bilebilirdi benim dirileceğimi? Ben bilemezdim mesela. Bilseydim. Bilseydim ne Cezayir? Yani için daha rahat edecekse çekeyim vuruvereyim seni şurada. Ha? Böyle ne? Bilemedin ikin diye yetiştiririz cenazeni. Tövbe tövbe. Baba. Ha yavrum. Orhan Beyler gelmiş. E tamam oğlum söyle alsınlar gelsinler. Tamam gelsinler. Ne olan hiç ortalık görmedin mi Şamo? Görmedim reis. Gel lan buraya. Ben sana Şamo derdim lan küçükken. Kurban senin buna hiç katkın olmadı mı? Bu bildiğin Göksel Ersoy'un gençliği. Ben buradan giderken senin aldığında bildiğin bez bağlıydı lan. Abim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dur bir bakayım sana. Yıllar sana yaramış. Bıraktığım gibi duruyorsun. Eyvallah. Bu Efe mi yoksa? Efe amcası. Hoş geldin Cezayir abi.
Bak oğlum bana abi diyor. Senin gibi vicdansız değil oğlum. Gel lan buraya. Aslan gibi olmuş hepsi. Ben buradan giderken ortalıkta böyle 50 santimle bir metre arası bir sürü bebe dolanıyordu. Evet. Kurban, neyle büyütüyorsun bunları? Son birkaç yıldır kurumamaya geçtik Cezayir. Hem daha rahat oluyor hem boydan da veriyorlar. İyi akşamlar. Hoş geldin kızım. Nasıl, daha iyi misin abi? Cevapsız sorular kızının başını ağrıtıyor abi. Evde senin bile cevabını bilemeyeceğin sorular soruyorlar. Düzelir ama zamanla, yani umarım. Abi mesela şimdi anneciğim yaşıyor olsaydı fena mı olurdu? Tamam belki kızardım. Niye bunca zamandır bu yokluğu çektirdin bize diye. Ama affederdim abi. İllaki affederdim. Bak kızım. O kızı senden sorarım, tamam mı? Gözün üzerinde olsun. Seninle konuşsun. İçine döksün. Anlatsın. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ne anasının kafası yerinde, ne dayılarının, ne halasının ne de teyzesinin. Gülendam Sultan desen ağzını açsa herkes kaçacak delik arar. Demez ki torunumu karşıma alayım şöyle biraz öğüt vereyim, anlatayım. Bir tek sen anlarsın onu, tamam? Tamam abi, sen hiç merak etme. Ben onunla yakından ilgileneceğim. Biriniz şu motoru kaybetsin ortadan, benim sinirimi zıplatmayın. Araban yok mu kızım senin? Bir araba alsınlar yarın, sana hediyem olsun. Ha şöyle, dinsizin hakkından imansız gelir böyle. Bundan sonra da motora bin de göreyim ben. Karbon ayak izi düşük bir şey olsun bari. Karbon ayak izi. At bineceksin kızım o zaman, at. Bravo Cezayir. Hadi geçin, geçin oturun. Çay getirin oğlum. Canan. Efendim anne. Leyla Hanım niye toplamış bizi sabah sabah burada? Bir şey öğrenebildin mi? Yok anne. Kahvaltıdan sonra kimse dağılmasın demiş. Abimlere de söyleyin herkes bir arada olsun demiş. Bekir abiler de geldi işte. Leyla'cığım nasılsın? Uyuyabildin mi? Yok anne, uyuyamadım. Size bir şeyler söylemem lazım doktor gelmeden. Benim kocam yıllar önce öldü. Gömüldü. Benim de bir yanım onunla birlikte gömüldü. Kalan tarafıyla kızımı büyüttüm. Ona hem ana hem baba olmaya çalıştım. Geride kalan bizler kocaman. Büyük bir, güçlü bir aile olduk. Sizler olmasaydınız ben hiçbir şey yapamazdım. Hiçbir şeye gücüm yetmezdi. Kızımın halini görüyorsunuz. Yüreği cam kırıkları içinde. Olmayan babasının çıkıp gelmesi bir genç kız için öyle az bu sıkıntı değil. Haliyle çok öfkeli. Ama genç o. Bugün böyle hisseder, yarın değişir. Şimdi ben kendi adıma konuşacağım. Ben yıllardır dul bir kadınım. Ve bundan sonra da öyle devam edeceğim. Kimse bu konuları bana açıp duymak istemediği laflar işitmek zorunda kalmasın. Beni tanıyorsunuz, boş konuşmayı sevmem. Bunca yıl bu çatı altında kimseyi üzmedim, kırmadım, ağır laf söylemedim. Bundan sonra da böyle olmasını isterim. Yengem, doktor hanım geldi Sunan'ın pansuman için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun ben yanına götüreyim.
burası neresi? İstanbul burası ya. Memleketimize geldik. Çok uyku var anneciğim, biliyorum. Biraz daha dayan. Arabaya binince uyuyacaksın. Hoş geldiniz. Merhaba. Gelin benimle. Hadi canım gel. Doğrul. Sen şimdi her şey normalmiş gibi alıp bizi arabaya koyup götürmeyi düşünüyorsun aklın sıra ama o iş öyle olmayacak. Her şey normal değil ama bazı şeyler normal kızım. Şimdi burada bunları konuşmayalım. Çocuk da zaten perişan. Geçin arabaya. Anne. Anne biraz alır mısın Mercan? Cumru. Ben seni babam bildim. Beni sen büyüttün. Babam Bosna'da şehit düştükten sonra annemle bana sen sahip çıktın. Temur'la sen evlendirdin. Yani bütün bunlar böyleyken sen benim hayatımı bir yalan üzerine kurmama nasıl izin verirsin? Temur'un bir kızı olduğunu nasıl saklarsın benden? Daha tabii neler neler gelecek bunun arkasından, o da belli değil. Nasıl oluyor Dumrul, nasıl? Her şeyin bir cevabı var Firuze. Ama burada bitiremeyiz. Önce sizi güvenli bir yere götürmem lazım. Hadi, Elmas Hanım lütfen. Gitmedi mi başımıza gelenler? Dumrul Bey haklı. Bizi düşünmüyorsan kızını düşün. Ben o arabaya bineceğim. Ama o araba beni direkt Temur'un yanına götürecek. Tamam. Önce annenle Mercan'ı emniyete alalım. Sonra seni ona götüreceğim. Söz. Babacığım. Getir kızım. Abicim. Hadi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sağ olasın. Vay 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 vay. Kahve getirenlerin çok olsun ya. Şimdi belki 100 kere anlatmışımdır bu hikayeyi ama gene anlatacağım. Çünkü Allah bana manevi abimi geri verdi. 17 yaşındaydım. Makarna fabrikasında hamallık yapıyordum. Kalacak yerim olmadığı için geceleri fabrikanın deposunda makarna çuvallarının üstünde uyuyordum. Bir gece fabrika sahibinin adamları dövdü beni. Kahvehane içinde sokağa attılar. O sırada Cezayir abim geçiyordu oradan. Beni aldı hastaneye götürdü. Sonra yanına aldı. Dışarıdan liseye gönderdi. Sonra üniversite. İş kurmamı sağladı. Olmasaydı bugünlere gelemezdim. Yok olur giderdim. Şimdi ne bu koskoca şirketlerim olurdu, ne de tek servetim. Oğlum, aslanım, efem. İnsanın içinde olmazsa başaramaz Orhan. Sen başardın, her şeyi hak ettin. Azamet, Ömer. Geceden beri asmışsınız suratlarınızı, öyle susup duruyorsunuz. İnsan bunca zamandır bir satır olsun kelam etmez mi oğlum? Hayırdır? Bir şey yok baba. Sıkıntı yok. Merak etmeyin, yakında dönersiniz göreve. Derdimiz o değil. Peki ya ne öyleyse? Küs müyüz? Ben küs değilim reis. Ömerciğim hiç kusura bakma. Ben olaya senin gibi bakamıyorum. Ben reisin döndüğüne çok sevindim, çok mutluyum. Ben duygularımı ifade edemiyorum senin yüzünden, senin korkundan. Oh be, rahatladım. Söyle söyle. Sen söyle. Onun kendine göre haklı sebepleri olsa da sen söyle. Reis, iyi ki de döndün. Seni çok özledim. İyi ki de döndün reis. Oh. Demek yeterince özlememişsin. Ne yapalım? Zorla güzellik olmaz. Özlemek mi? Cebimde biriktirdiğim 17 yıllık özlemi çekip alan adam mı söylüyor bunları bana? Kendi abilerimin önüne koyduğum, baba dediğim adam. 12 yaşında yüreğime taş gibi oturdu senin ölümün. Dünyaya küstüm, hayata küstüm. Madem ölüp gidecekti, o zaman evlat gibi basmayacaktı beni bağrına diye düşündüm. Gidişinle içimde açılan boşluk dolmadı bir türlü. Tam doldurdum dedim. Atlattım dedim. Acımla barıştım dedim. Bu defa da yaşadığını öğrendim. Öyle olsun.
Üzünülecek üzül. Sevinilecek sevin. Tamam. Mesleğimiz bu. Ama duygularımız emir komutayla çalışmıyor. Kusura bakma. Büyümüşsün lan sen. Çok büyümüşsün. İnsan babası ölünce büyüyor. Reis. Reis ha? Sen de mi reis diyeceksin bana? Hepimiz şoktayız abi. Alışmak zaman alacak. Evet Ömer'inki biraz daha fazla zaman alacak. Onu seni nasıl sevdiğini, nasıl baba yerine koyduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden sen de en fazla Ömer'e karşı anlayışlı olacaksın abi. Haklısın Orhan. Gücenmek size, gönül almak bize. Öfke size, uysallık bize. Suçlamak size, katlanmak bize. Geldik. Anne burası neresi? Burası da evimiz anneciğim. Ama evimize benzemiyor ki. Gel bir tanem. Yardım edeyim mi? Yok anne hallediyorum. Gel. Gel güzelim. Ben babamı özledim anne. Tamam anneciğim. Uyuyacaksın şimdi. Uyanacaksın. Bir bakacaksın. Bir bak abiş. Gel bir tanem. Ben babamı istiyorum. Ben babamı istiyorum anne. Ben babamı istiyorum anne. Tamam anneciğim. Gelecek baba. Gel yat kucağıma biraz. Babam ne zaman gelecek anne? İstiyorum anne. Anne. Mercan'cığım, anne babayla konuşacak. Baba da hemen gelecek, tamam mı canım? Benim oğlum ölümlerden dönmüş gelmiş. Allah'ına şükretmez de kestirip atar. Gelmiş işte, gelmiş. Ölü kalmamış ya. Onca gözyaşını o dökmedi sanki ardından. Yok canım, bunun yaptığı sadece inat. Anne, kolay mı bunu hazmetmek? Sen annesisin abimim, ne yapsa sineye çekersin. O çekmek zorunda değil ki. Bırak da olayın şokunu atlatsın bir kadın. Bir içi soğusun, bir olayı sindirsin. Çok kızgın şu an. Doğru düzgün düşünemez zaten. Zaman aleyhimize işliyor. Zaman içinde insanlar ağza alınmayacak laflar ederler. Geri dönülmeyecek laflar ederler. Kızını bile ona karşı çıkartır. Kız babasını bile görmek istemez. Cezayir mutlaka bu eve gelmeli. Oturmalı, anlatmalı, derdi neyse söylemeli. Nerede kaldı anlamıyorum ki, çok geç kaldı. Ya teşkilattadır, ya emniyettedir, ya sorgudadır. O da boş durmuyordur herhalde. Ben bunu anlamıyorum. Evladım toprağına ayak bastı, sorguya götürdüler. Bakar mısın? Niçin? İki evladımı ben bu vatan için verdim. İki evladımı kaybettim. Sorguda neyin nesiymiş? Bana sorsunlar, bana. Hı? Beni çeksinler oraya. Bana hesap sorsunlar. Bakalım neler anlatacağım. Anne neden kızgın kızgın konuşuyorsun bana? Ben ne bileyim dışarılarda neler oluyor? Ete. Bana böyle masum numaraları yapma. Saf numaraları yapma. Senin eskiden ne temizlikler yaptığını çok iyi bilirim ben. Ne temizliğiymiş bu Ethem? Neden bahsediyor? Canım ben de anlamadım vallahi. Yani Cezayir abim döndüğünden beri annem kafayı yedi gibi sanki. Öyle davranıyor baksana. Eniştem hala niye yok ortada? Zebaniler geri mi çağırdı acaba? Belki bir yanlışlık olmuştur, aşağı çekmişlerdir ha? Ne diyorsun sen? Zebani! Çek git buradan hadi. Hadsiz. Hadsiz bu, densiz. Bana bak Ethem. Cezayir'i bulacaksın. Hemen. Neredeyse. Baba evine gelsin. Onunla konuşacağım şeyler var. Ne?
Ne demek arkada bir ailesi vardı? Bildiğin kızı, karısı falan ha? Sen ne diyorsun Dumrul? Benim için de bunları sana anlatmak kolay olmadı. Gönül isterdi ki geçmiş gömüldüğü yerde öylece kalsın. Ama işte Suna kaçırılınca Cezayir'de kabından taştı. Şimdi de bu noktadayız. Bir durur musun? Kenara çek hemen. Tamam. Oldu be Levent. Ha? Madem İstanbul'da görev yapıyoruz, bir günde boğaz havası alarak yemeğimizi yiyelim. Bizim büronun yemekhanesi çekilmiyor her gün. Gözünüz Cezayir'in üzerinde olsun. Rutinin dışına çıkarsa gözünün yaşına bakılmayacak. Devlet kurallarla işler. Biz kuralsız, nizamsız iş yapmayız, yaptırmayız. Oo, Atakan Bey. Ne güzel tesadüf. Oturabilir miyim? Gerçekten de ne güzel tesadüf. Hem de zamanlaması çok manidar bir tesadüf. Direkt konuya gireceğim Atakan Bey. Size Cezayir Türk'ün hayatta olduğunu bildiğimizi söylemek isterim. Ülkelerimizin arasındaki derin dostluğa güvenerek onun bize teslim edilmesini sizden rica ediyoruz. Ülkelerimiz arasındaki derin dostluğa dayanarak demek istiyorsunuz. Evet. Yoksa bir şüpheniz mi var? Yok, çok şükür. Yani bir şüphemiz yok. 6 yıl önce dağıttınız zaten şüphelerimizi. Yani bu dostlukla ilgili bizim kafamız gayet net şimdi. Güzel. Zaten doğru olan da bu. Dostluğumuzu tehlikeye atacak davranışları her iki devlet de hoş görmez elbette. Kusura bakmayın ama tehditle, şantajla iş yaptırdığınız zamanlar ağabeyiniz Todd Bagnall zamanında kaldı. Sayın Bagnall. Yoksa CIA Orta Doğu sorumlusu mu dememi tercih edersiniz? Canınız hangisini istiyorsa onu söyleyebilirsiniz. Ama size dostça bir tavsiyede bulunayım Atakan Bey. Abim Todd Bagnall idealleri olan bir adamdı. Onu basit bir tetikçiye hem öldürttünüz hem de o tetikçiyi sakladınız. Basit tetikçi dediğiniz adamı hafife almamanızı öneririm. İsterse tüm Orta Doğu'yu haritadan silebilecek güce sahip bir nükleer bomba diyelim. Maalesef ateşleme mekanizması bizim elimizde değil. Bunu şahsi intikam meselelerimizden bir an önce çıkarmanızı tavsiye ediyorum size. Bence Türk Devleti ve siz son zamanlarda kendinizi gereksiz yere dev aynasında görüyorsunuz. Böyle giderse yakında bu ayna tuzla buz olur. Dev olan ayna değil, Türkiye Cumhuriyeti. Size bir şey söyleyeyim mi Sayın Bagnall? Sizin ve Avrupalı dostlarınızın gözlüklerinizi değiştirme vakti çoktan geldi de geçti bile. Çünkü çok uzun zamandır ne yakını ne de uzağı çok iyi göremiyorsunuz maalesef. Yıllar önce ne yaptığını biliyorsunuz. Misafirinize servis açmam ister misiniz acaba? Hayır, gerek yok. Kendisi kalkıyordu zaten. İyi günler. Size de iyi günler. Az bile yaptı Cezayir bunları. Hani kurallar, hani nizam Sayın Başkanım? Demin öyle diyordunuz. Cezayir'in tarzına karşı olmam ona saygı duymadım anlamına gelmez Levent. Cezayir'i bu kadar istemelerinin ardında... Biliyorum. Tamam. Tamam, anladım. Peki. Peki. Fikret'in saklandığı yeri bildirdiler şimdi. Güzel. Yalnız çok iyi korunuyormuş. Zaten bir baskın bekliyordur. Tetiktedir. Biz ne tetikte adamlar gördük Lokman Bey.
Her türlü haini bulur, ininden çıkarız evelallah. Evelallah. O zaman hazırlıklara başlayalım. Ne dersin? Şamil Reis. Bana uyar. Şamil Reis'i duydunuz. Ne bekliyoruz? Hazırlanmaya başlayalım. Hadi gidelim. Bize de müsaade abi. Sağ ol Orhan. Aslan parçası. Babana dikkat et. O bizim için çok değerlidir. Kardeş, ben yokken aileme gösterdiğin dostluk için teşekkür ederim. Senin ailen benim ailem Reis. Hem kurban babadan bize yapacak fazla bir şey kalmadı. O sağ olsun gerekeni fazlasıyla yaptı. Senin de hakkın ödenmez ama Orhan. Eyvallah. Ben kiminle evliyim Temur? Ya da Cezayir Türk müydü? Ha? Öyle mi demeliyim? İsimler değişse de ben aynı adam. Arkana bile bakmadan öylece dönüp gidince yarıda bıraktıkların öyle bir anda hiçbir şey olmamış gibi devam mı edecek hayatını zannediyorsun? Beni, sen kızını hiç mi düşünmüyorsun? İşte zaten asıl mesele de bu. Hiç aklımdan çıkmıyorsunuz. Hep arkamda sevdiklerimi bıraktım ben. Onların iyilikleri, onların güvenlikleri için. Canım yana yana. Ben onca yolu bunları dinlemek için geldim yani, öyle mi? Artık olanları değiştiremem Firuze. Karın varmış senin. Çocuğun varmış. Neden sakladın bunu benden? Nasıl yaparsın bunu? Beni bunca yıl... Ben anlayamıyorum. O zaman sen bunu huy edinmişsin. Önce yuva kur, sonra da oradan yok ol. Seçme şansım yoktu. Onlar beni öldü biliyorlardı. Ben de onları ölene kadar bir daha görmeyecektim. Bütün plan buydu. Onların güvenliği için buna mecbur kalmıştım. Peki, peki, tamam. Tamam. Ben daha fazla bir şey bilmek istemiyorum. Şöyle yapalım. Onlar yine seni öldü bilsinler. Biz hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim. Hemen şu anda gidelim buradan. Yapabilir miyiz bunu? Hemen dönebilir miyiz? Firuze, sen namludan çıkmış bir mermiyi yakalayıp tekrar geri sokmamı istiyorsun. Evet. Evet, bunu istiyorum. Sen benim bundan sonra nasıl bir hayatım olacağını zannediyorsun? Bundan sonra sadece biz olmayacaksak... ...ben yokum. Sadece bizimle olacağını söyle bana. Söyleyebilir misin? Söyleyemiyorsun. Söyleyemiyorsun işte.
Firuze! Firuze! Cezayir! Cezayir! Bırak bana. Bırak gitsin. Arkasından git, onu bul. Eve güvenli bir şekilde gitmesini sağla. Sizin devlet Cezayir'i vermiyor. Akşam konseyi topla. Bu arada Fikret'in de biletini kestin. Artık bir işimize yaramaz. Bana akıl vermeye kalkma. Fikirlerini söylemek için değil, söylediklerimi yapmak için oradasın. Ailesinden buluşabileceği herkesin telefonlarını takip edin. Evden çıktıkları anda konum bilgilerini istiyorum. Demek öyle ha, iki gözüm. Desene sen yanmışsın. Vay arkadaş. Sen de böyle söylüyorsan hakikaten yanmışız kurban. Ben kimden akıl alacağım? Bize öl dediler. Öldük. İstanbul defterini kapatacaksın. Bundan sonra esamen okunmayacak. Kaybolacaksın dediler. Kaybolduk. Ben ister miydim böyle olmasını? Sonrasında biliyorsun işte. Onca yıl yalnızlık. Zor. Hem de çok zor Cezayir'im. Ama Leyla da burada yalnızdı. Firuze de sen, oncağızın ne suçu var, ne günah. Nereden bilecek sen kimsin, necisin? Bir sen haksızsın diyorsun yani. Hı? Yok, haşa Cezayir. Sen de haklısın tabii ama bu hikayede sen en az haklısın. O nasıl oluyor öyle? Karadeniz Cezayir. Karadeniz'in suyu Marmara'dan çoktu. Bu sebeple de Boğaz'ın üst kısmındaki akıntı kuzeyden güneye doğrudur. Marmara'nın suyu Karadeniz'e göre daha az ama daha tuzlu ve daha yoğundur. İşte o sebepten de Boğaz'daki dip akıntı güneyden kuzeye doğrudur. Yani bir balıkçı teknesi yüzeydeki akıntıdan ötürü kuzeyden güneye sürüklenirken balıkçının oltası da dip akıntıdan ötürü güneyden kuzeye doğru gider. Şimdi sen o balıkçı gibisin Cezayir'im. Teknen başka tarafa, oltan başka tarafa doğru gider. Aa, hal böyleyken akıntılara kızabilir misin? Yok. Sebep? Doğanın kanunudur bu çünkü. Balıkçının suçu ne peki? Avlanmasın mı? Balıkçının kanunu yok mu? Avlansın Cezayir. Avlansın iki gözüm ama... Ama ne? Ama Boğaz'da avlanmasın. Peki... İki kişiye aşık olmak diye bir şey yok mudur? Yoktur Cezayir. Çoğul olan sevgidir. Aşk tektir. Tanıdıkça, bildikçe, öğrendikçe seversin. Ama aşk bilinçsizce olur. Sevgide merhamet, aşkta şehvet vardır. Sevgi sımsıcaktır ama aşk yakar iki gözüm. Peki ben ne yapacağım? Hele onu de bana. Sen ayvayı yemişsin.
Yapacağın tek şey var. O da ölü taklidi yapmaya devam etmek Cezayir. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam. Hayırdır Ethem? Hastanede bir gördük sonra gözden kayboldun reis. Bir sarılıp öpemedik seni. Her gün ölümüz dirilmiyor zaten. Biz de dirildik sayılmaz. Nasıl yani? Ne demek o? Boş ver uzun hikaye, takma kafana. Hayırdır? Hayırdır reis, hayırdır. Annem yolladı. Cezayir'e söyle, babasının evine gelsin dedi. Onunla konuşaklarım var dedi. Devam iki gözüm. Devam Cezayir. Ölü taklidi yapmaya devam. Hiç mi özlemedin Leyla abla? Her şey bir kenara, abim bu akşam çıksa gelse, şöyle bir yüzüne baksa, otursa, anlatsa. İnsan kalbine söz geçiremez ki. İlla ki bir için sızlar. Ki gelecektir zaten. Yani adamın kendi evi sonuçta. Gerçi bir bakmak lazım, miras size geçti ama. Hani böyle ölüp dirilince acaba mallar geri geçiyor mu? Cezayir bu eve gelirse ben kendime gidecek yer bulurum. Çok şükür başka evlerimiz de var. Açıkta kalmam. Bir limon sıkma her lafa Süheyla. Şu insan gibi kadın kadına bir şey konuşmaya çalışıyorum yengemle. Bir dur. Suna'ya bakıyorum, odasında yok. Valide Sultan çıkıyordu şimdi, belki onunladır. Yok yok, annem yalnız gidiyor. Ben bulurum, merak etmeyin. Anlamıyor musun Cansu ya? Konuşmak istemiyorum. Kaç kere kapatacağım telefonu? Nasıl anlatabilirim daha fazla? Ya önemli olmasa niye ısrarla arayayım? Kaçta gideceğiz, nasıl gideceğiz doğum gününe? Onun için arıyorum. Şöyle söyleyeyim, kostümlü parti falan değilse ben gelemem. Ne kostümlü partisi ya? Şık bir şey giyip gideceğiz işte. Tamam, siz giyin en şık kıyafetlerinizi, gidin o zaman. Ben gelemem. Sinem, niye buraya geldin? Şöyle anneciğim, çünkü bu koskoca evde bir tek burada yalnız kalabilirim sanmıştım. Sen de yalnız bırakır mısın beni? Tamam kızım, özür dilerim. Ben düşünmüştüm ki belki birlikte de yalnız kalabiliriz. Yeni, yepyeni bir sınavdan geçiyoruz beraber. Değil mi Sünem? Üstelik bu sınavın doğru cevapları da yok. Senin her zaman bir doğru cevabın vardır. Sen çok güçlü bir kadınsın. Bütün aileyi çekip çeviriyorsun her zaman. En iyi günümüzde, en kötü günümüzde. Hastalıkta, sağlıkta. Sen hep en öndesin. Bana hem anne hem baba oldun. Ben senin kadar güçlü değilim. Sen benden daha güçlüsün. Bunu kızım olduğun için söylemiyorum. Gördüklerime dayanarak, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Ama birlikte daha güçlü oluruz. Bu yüzden her zaman düşüncelerimizi paylaşalım istiyorum. Peki ya aynı şeyi düşünmezsek? Ben senin aldığın kararlara ortak olmak istiyorum. Hayır. Hayır Sünem, sen benim aldığım kararlara ortak olmayacaksın. Biz birlikte düşüneceğiz, birlikte karar vereceğiz, birlikte ortak kararlar alacağız. Sünem, inan bu ortaklığa benim de çok ihtiyacım var.
Benim kızımın kocaman hayalleri var. Ama benim hayallerimin yerini artık anılar almaya başladı. Bir insan da hayallerin yerini anılar alıyorsa o insan yaşlanıyor demektir. Saçmalama anne, tabii ki yaşlanmıyorsun. Genceciksin hala. Hadi o zaman ver elini. Gençliğimin kıymetini göster bana. Hadi. Gel bakalım. Güzelim, güzelim. Ben de seni çok özledim. Hani babam gelecekti? Uyudum uyandım gelmemiş. Biliyorum güzelim. Önemli bir işi varmış. Ama sana çok güzel bir masal gönderdi. Anlatacağım şimdi. Ne oluyor Firuze? Gördün mü kocanı? Gördüm anne, evet. Sonra konuşuruz. Şimdi masal vakti. Hepimiz için masal vakti. Otur anneciğim. Gel kucağıma. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda, çok uzak bir ülkede, çok ama çok iyi kalpli bir kral varmış. Çok da yakışıklıymış. Ama çok da yalnızmış. Bir de güzel bir prenses varmış. Bir gün kral ava gittiğinde düşmanları orada ona zarar vermiş. Çölde, yerde, yaralı bir şekilde yatarken birdenbire prenses çıkagelmiş. Onun yaralarını sarmış, onu iyileştirmiş. Sonra da bir bakışta birbirlerine aşık olmuşlar. Evlenmişler mi? Evet. Prenses kralın atına atlamış ve saraya gitmişler. Sonra büyük bir güzel düğünle evlenmişler. Bir de güzel bir kızları olmuş. Küçük bir prenses dünyaya getirmiş annesi. Yıllarca mutlu, mesut yaşamışlar. Ta ki prenses sarayda gizli, kilitli bir odanın kapısını açıncaya kadar. O kapıyı açınca prenses bir de ne görsün? Meğer kralın başka bir ailesi daha yok muymuş? Firuze? Ya anne. Temur'un koskoca bir kızı varmış. Bir de karısı varmış tabii. Onu çok seven ama öldü bilen, yasını tutan çok da güzel bir karısı varmış. Kralın adı da Temur değilmiş. Cezayir'miş. Firuze neler söylüyorsun Allah aşkına? Ya anneciğim, sen yine damadının ölümüne güveniyor musun? Bak, gerçek ismini bile saklamış senden. Yapma kızım, yapma. Kendine eziyet etme.
Çaresiz kaldım. Çaresiz falan değilsin sen. Sen koskoca Cezayir Türk'sün. Sen koskoca Tarık Türk'ün oğlusun. Şehit Yıldırım Türk'ün kardeşisin. Ha sana bunlar da yetmiyorsa benim oğlumsun. Yetmez mi anam? Yetmez mi? Yeter de artar bile. Kokunu nasıl özlemişim. Sana bunca yıl ikinci bir evladı kaybetmenin acısını yaşattım. Çoluğuma, çocuğuma kol kanat gerdin, çatı oldun, dağlar gibi arkasında durdun. Beni doğurup büyüttüğün, onca çilemi çektiğin yetmezmiş gibi. Sana tek bir kaygısız gün yaşatamadım. Hakkın hala helal mi hanım? Kurban olduğum Allah'ım bana bu günleri de gösterdi. Uykularımda uçsuz bucaksız çöllerde kalırken sen ellerinde su taşıdın bana oğlum. Ben de oğlum ömrümü uzatıyor dedim. Ne zaman sevdiğin ya da sevdiğiniz bir şey boğazımdan geçecek olsa adım Yıldırım. Adım Cezayir derdim. Yaşadığım her günden utandım. Ama bu kadar yiğit, iki evlat doğurduğum için de göğsüm hep kabardı. Hep. Kaygısız olamadım oğlum ama bil ki hep çok onurla, çok gururla yaşadım. Şimdi evlatlarımdan biri geri gelmiş. Anacığına beni cehennemlere koysa, yatırsa hiç sırtım yere gelmez. O nasıl laf anam? Senin yerin cennetin en üst katı. Bana bak. Şimdi böyle özlemdi, hasretti falan ha. Böyle laflar edersek sen zararlı çıkarsın. Şimdi geç otur bakayım şuraya. Evet. Geç babanın koltuğuna otur. Senin şu hallerini konuşalım. Keşke babam yaşıyor olsaydı, bu koltukta o oturuyor olsaydı da ben de böyle saf bir çocuk olarak kalsaydım. Sen mi? Saf.
Oğlum sen benim hayatta gördüğüm en zehir çocuktun. Evet. Baban hala bu koltukta oturuyor olsaydı hayatımız çok daha farklı olabilirdi. Kim bilir? Belki o da bir gün döner gelir ana ha? Tövbe tövbe. Oğlum aklını mı kaçırdın sen? Ben bu saatten sonra, bu yaştan sonra koca kahrı çekemem. Tövbe tövbe yarabbim. Bana ben ne yapacağım? Ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? Gül gül. Gül. Doğru. Komik değil mi halim? Cezayir'im. Senin baban da öyle sütten çıkmış ak kaşık değildi, bilirsin. Bilirim, bilirim. Böyle bir halt karıştırdığı zaman ne yapardı biliyor musun? Tam saatinde eve gelirdi. Hiçbir şey olmamış gibi girer, masaya oturur, baş köşede iskemleyi çeker, tabağını da bana uzatırdı. Ana, benim de böyle bir şey yapmamı beklemiyorsun değil mi? Tam da böyle bir şey yapmanı bekliyorum. Evet. Tam da böyle bir şey. Madem ölmedin, sen hala o evin reisisin oğlum. O evin babasısın. Saatinde evine geleceksin. Hiçbir şey olmamış gibi masaya oturacaksın. Ve karına da tabağı uzatacaksın. Gerisini sonra halledersiniz. Ama başlayacağınız yer tam da burası. Keşke ölseydim. Sus. Daha fazla konuşma. Saatinde de evinde ol. Ha? Yavaş oğlum, yavaş. Affedersin hanımım. Abi benim Azade. Güreğinde anne güvenli çıkışı yaptı. Merak etme. Tamam, duruma hakim misin? Evet abi. Kaç kişiler? 6-7 kişi saydım. Koordineli bende kal. Tamam. Abi havuz tarafından biri geliyor. Tamam, bende. Azade, otomatik arabada, kontrol sende. Tamam abi. Abi sundurmanın altına biri kaçtı. Yakalayamadım. Çin ordusunu mu göndermiş ulan bunlar? Eline sağlık. Daha ne işin var burada? Babam gönderdi abi. Şimdi anne Aset'i kafasını dağıtır, peşine takıl dedi. Ah kurban, ah, ah. Annem fark etti mi? Fark etmedi abi. Yavuz gördü. Tamam. Çocuklara söyle burayı temizlesinler. Yavuz'u da ara. Kimseye bir şey bahsetmesin. Aramızda böyle bir şey olmadı. Tamam.
Amerikalılar geldi patron. Hoş geldiniz Sayın Bangal. Buyurun. Bir devletin büyüklüğü nereden belli olur? Bilir misin Fikret Bey? Bilmem. Topraklarının çokluğundan mı ya da nüfusunun? Aklın hep nicelikte. Senin sorunun niteliğin farkında olmaman. Bir devletin büyüklüğü hafızasından belli olur. Biz Amerikalılar, bize yapılanı asla unutmayız. Cezayir Türk'ün bize yaptıklarını unutmadığımız gibi senin onu ortadan kaldırmaktaki beceriksizliğini de unutmayacağız. Siz hiç merak etmeyin. En kısa zamanda onun cezasını vereceğim. Yedi kapılı kalene saklanarak mı yapacaksın bunu? Ben hayatımda hiç kimseden saklanmadım. Bu sadece geçici bir tedbir. Sen istediğin ismi koy. Bazı Türkler senin tedbir dediğine kuyruğu bacak arasına sıkıştırmak diyor. Neyse. Daha fazla uzatmaya gerek yok bu konuşmayı. Seninle işimiz bitti Fikret Bey. Artık konseyde olmayacaksın. Ben bu konseye 10 senedir sadakatle hizmet ediyorum. Yalnızca sadakat isteseydik kendimize köpek alırdık Fikret Bey. Bana bir şans daha verin Sayın Bergman. 10 senedir verilen her görevi eksiksiz yerine getirdim. Son görevin hariç. Şimdi planları tekrar gözden geçirelim mi? Hay yaşa. 10 kere geçtik ya. 11 olsun Azamet Bey. Başka bir işiniz mi var? Ben bir an önce harekete geçelim diye diyorum evladım. Şimdi aldığımız istihbarata göre Fikret'in saklandığı rezidansın en üst katına girmek için elimizdeki planların dışında 2 ayrı kapı daha var. İlkinde korumalar var. Onları hallettiğinizde diğer kapıya geçiyorsunuz. Asıl sıkıntı şurada, o kapı içeriden açılıyor. Sıkıntı? Yok. Bağlar C4'ü havaya uçururum. C4 olmaz, çok sesli. Semtex lazım. O zaman tuzla buz olur kapı. Biraz sakin, biraz sakin. Benim kafamda bir fikir var. Hem o kapıyı açmak zorunda kalmayacağımız, hem de korumaların bizi karşılayacağı bir plan. Nasıl bir planmış o Lokman Bey? Fikret'i arayacağız. Bravo, bravo. Cezayir'den mesaj getirdik diyeceksiniz. O da size bütün kapıları açacak. Açılacaksa olur. Yok. Yok, ben sakin falan olamam anne. Ha neden sakin olayım? Bak ben o adam için aşkımdan ölsem de hayatında başka bir aile olmasını kabul edemem. Ben zaten işin burası da değilim. Madem geçmişinde böyle bir hikayem var, o zaman en başında al beni oturt karşına, anlat. Ben ondan sonra karar vereyim olur veya olmaz. Bunca yıl sen bu kadar büyük bir yalanı nasıl saklarsın benden? Karın mıyım ben senin? Ya ben bütün kalbimle kendimi ona bırakmışım. Ama onun kalbinin bir sürü sahibi varmış bak. Yakma gemileri kızım. Bak mutlaka bir açıklaması vardır. Yani belki de seni üzmemek için söylemedi. Ya da belki de senin bilmen senin hayrına değildi. Ya daha dün ölümden dönmedik mi Firuze? Ya belli ki kontrolü dışında gelişen bir şeyler var kızım. Yani bile isteği yapacağı şeyler değil bunlar Temur'un. Yok. Yok, ben senin gibi şu anda akılcı bir yerden bakamıyorum bu duruma. Bakamam. Ben Temur'a karşı bütün güvenimi kaybettim şu anda. Temur diyorum. Adı da neyse işte. Anne çocuk değiliz ki artık. Hayır, aşkın da
aile olmanın da bir gururu, bir duruşu olmalı. Ben kocamı kimseyle paylaşamam. Kızım, aşkın da sevginin de ayrı ayrı renkleri ve tonları vardır. Sen istiyorsun diye Temur buradaki kızına sırtını çeviremez ki. Ya da eski ailesini yok sayamaz ki. Keşke onu hiç tanımasaydım. Ne yapacağım ben de burada? Nasıl yaşayacağım? İkisi de ailem. Ortamdan ikiye bölünmeden ben bu hayatı nasıl yaşayacağım? Bak Cezayir, senin esas ailen bu evde. O kadar derin düşünecek bir mevzu yok yani. Diğerleri için zaten ölüydün. Hayatın bu evde. Benim tanıdığım Firuze seni hiç kimseyle paylaşmaz. Sen daha öbürünü tanımıyorsun. Öbür gün Beyler Divanı var. Onları ne yapacağız? Kirpiklerimize kadar kana batmış bile olsak Beyler Divanı toplanacak. Bu kuralı biz koyduk. Kural kuraldır. Beyler Divanı ilk defa İstanbul'da bir araya gelecek. Sen durumu organize et. Beyleri Divan'a Cezayir Türk adıyla çağırdın değil mi? Bak kızım. Bu kadar hassas konulara bu deli huylarına gidemezsin. Ateşe benzinle gidilmez. Aklınla, fikrinle. En önemlisi de soğukkanlılıkla dalacaksın yangın yerine. Annen haklı Firuze. Bu mahşeri kenarından sen de benzin dökersen... Hepimiz cayır cayır yanarız. Oysa bizim düşünmemiz gerekiyor. Babacığım seni çok özledim. İşte böyle bir şeyimiz var. Ben de seni çok özledim prensesim. Hadi büyük sarılma yapalım mı? Hadi gel. Biz de biraz yürüyüşe çıkalım. Hay hay. Hay hay. Evet, hadi siz de biraz yürüyün. Valide Hanım da hasret gidersin. Özlemiştir İstanbul'u. Canan. Şunu fırına atıver. Suna hayır demez buna. Küçükken 40 derece ateşi olsa kalkar yerde lazanyayı. Sabahtan beri bir şey yemedi. Ne yapacağımı şaşırdım. İnşallah yer. Zühre, Canan, misafir takımlarını çıkarın kızıma. Güzel bir masa hazırlayın şöyle. Aa, misafir mi var büyük hanım? Yok, misafir değil. Kalabalık da değil, bir kişi. Evin sahibi. Hadi, hadi ne diyorsam onu yapın. Hadi. Hayırdır anne? Hayır yavrum, hayır. Cezayir bu akşam yemeğe geliyor. Bakalım ne yemekler yaptınız. Öyle mi anne? Ne güzel. O zaman ben kızımı da alıp abimlere gideyim. Siz de rahat rahat yemeğinizi yersiniz. Dur bir dakika, dur bir dakika Leyla Allah aşkına. Geç otur şöyle. Yavrum, bak yanlış yapıyorsun. Ha? Madem bana ana diyorsun, azıcık ana sözü dinle be çocuğum. Hiçbir yere gitmiyorsun, hiçbir yere. Cezayir geliyor, anlatacaklarını anlatıyor.
sen de dinliyorsun. Bu işin başka çıkar yolu yok yavrum. Bu işin eğrisi doğrusu mu kaldı anne? Hı? Bana bunca yıl bir yalanı yaşatmış adamın ağzından çıkacak hiçbir şey dinlemek zorunda değil. Beni kimse ikna edemez. Gelsin tabii ki. Anasını görsün, kız kardeşini görsün. Hiçbir şey olmamış gibi oturun yemeğinizi yiyin. Üstüne de kahvenizi için. Çok özlediyse yatağında da yatabilir. Ama kızımla ben burada olmayacağız anne. Yapma benim güzel kızım. Öfkene yenik düşüyorsun. Yapma. Bak, ölüm bile sizi ayıramadı. Ama inadın ayıracak, yapma. Cezayir. Babasız bebeğimi ağlayarak emzirdiğim geceleri bana geri mi verecek anne? Söylesene, geri mi verecek? O uzun karanlık yılları nasıl geçirdiğimi? Uğursuz sabahlarda kendimi o yataktan nasıl söküp kaldırdığımı? Kızımın saçlarını nasıl taradığımı? Ona zorla nasıl gülümsemeye çalıştığımı? Bu hayata ayakta durmaya nasıl çalıştığımı? Bir tek ben bilirim. Bırak, kendi ellerimle yıkayım. Olmayan bir şeyi yıkmak hiç de zor değil. Baksana anne. Adamın kılı bile kıpırdamamış bunca. Onun için biz bir aile değilmişiz. Bu yüzden hiç kimse kusura bakmasın. Onunla aynı sofrada oturup yemek yemeyeceğim. Suna. Demek babam geliyor. Öyle mi? Burada olduğunu görmedim Suna. Hazırlan, Bekir dayınlara gidiyoruz. Yok. Ben bekleyeceğim babamı. Hayır Suna, babanı falan beklemeyeceksin. Bekleyeceğim. Ben o adamın gözlerinin içine baka baka beni babasız bıraktığı bunca yılın hesabını soracağım anne. Ondan sonra nereye istiyorsan giderse. Göze ben eskiden neysem, şimdi de oyum. Bu yeni durum ailemiz için hiçbir şey değiştirmeyecek. Evet. Sana söylemedim. Çünkü eski hayatımı düşünmek bile yasaklanmıştı bana. Bunu anlarsın, anlamazsın ama benim bütün gerçeğim buydu. Her şeyi gömdüm. Duygularımı felç ettim. Ancak böyle sürdürebilirdim hayatımı. Seni görmeseydim, seni kadar seveceğim biriyle karşılaşmasaydım, böyle de sürdürebilirdim hayatımı. Duymak istediğim buysa, seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ve bu hiç değişmeyecek. Onu da sevdim.
karını. Eski karını. Hem de çok sevdin. Evet. Sevdim. Ama eskiden, çok eskiden. Sonra unuttum. Hı? Sonra beni sevdin. Öyle mi? Bunu yapma Firuze. Başka ne duymak istiyorsun benden? Beni de unutabilirsin. Sonra gider bir başkasını seversin. Ben seni kimseyle paylaşmayacağım Timur. Senden bunu isteyen yok ki. Hayatımızda hiçbir şey değişmeyecek. Ama onların hayatı bir günde değişmiş. Seni benim kadar seven bir kadının hayatından buhar olup gitmiş. Hem de bir gün içinde. Yapılması gereken bir şey vardı. Ve bedeli oldu. Bunu bütün ailemle birlikte ödedim. Yoksa hayatları tehlikeye girecekti. Seni, kızım, ailemi sonuna kadar koruyacağım. Ne olur artık güven bana. Bizi sattı. Cezayir zeki adamdır. Yani eskiden öyleydi. Ölüp dirildikten sonra aklını yitirmemiştir herhalde. Amerikalıların beni satacağını tahmin etmiştir. O yüzden bizi kendi saflarına çekmek isteyecektir. Bence bu görüşmeyi onun için istiyor. Adamın kızını kaçırdık patron. Az daha da ölüyordu kızı. Hikayelerini dinlediğim Cezayir bunu affedecek bir adam değil. Yıllardır hiç görmediği ve tanımadığı kızını. Kız da ölmedi sonuçta. Yaşıyor. Cezayir pragmatist adamdır. Kendime acilen yeni ve sağlam bir müttefik bulmam lazım. Haber verin gelsinler. Görüşeceğim. Tamam patron. Eyvallah. Bekliyor sinsi Fikret. Yemi yutmuş gibi gözüküyorlar. E o zaman toplayın bakayım şu yayınki. Diğerleri nerede Orhan Bey? Bugün işim sadece seninle ya. Buyurun, sizi dinliyorum. Malum. Cezayir Türk ölmemiş ve Türkiye'ye geri döndü. Dün akşam kendisine bir operasyon düzenledik. Bunun için sinsi Fikret'i kullandım ama başarısız oldu. Senin vazifen Cezayir Türk'ü ortadan kaldırmak.
Cezayir'i öldürmen karşılığında uyuşturucu ticaretinden aldığın payı %10'u arttırıyorum Yakup. Siz öyle uygun gördüyseniz bunun üzerine söyleyecek sözümüz yoktur. Zühre, oklava nerede? Burada. Hamur hazır mı? Evet. Bana bakın. Bunca yıl sonra bir lazanya, bir çorbayla ben oğlumu bu masaya oturtmam. O taze fasulye yapılacak, içli köfte de yapılacak, çakçak da yetişecek. Haydi, haydi bütün malzemeleri indirin bakayım. Anne olmaz. Abim sıcak taze fasulyeyi hayatta ağzına sürmez. Zaten fasulye de yok. Ben soğuturum onu, sen fasulyeden haber ver. Kerim bir yerden alsın gelsin o zaman. Aa, bahçeden toplayıp geleyim mi? Var bahçede. Hava kararacak, köpekler seni lime lime eder. Bir evin köpeğinin bir evin insanını paramparça ettiği nerede görülmüş? Bu evin insanı yine kendi insanını paramparça etti büyük hanım. Yani ablama baksanıza, köpekler hayli hayli eder. La havle ve la kuvveti ya Rabbim. Sevim, hadi git. Abini al da fasulye toplayayım bahçeden. Hadi çocuğum. Ver şunu bana, ver. Hiçbir şey yetiştiremeyeceksiniz. Cezayir abim yemeğe geliyormuş. Şimdi duydum Kerim'den. Ne olacak? Yengemle barışacaklar mı? Nasıl kabul etti? Bana bakın. Ben konuşun deyinceye kadar hiçbiriniz ağzınızı açmayacaksınız, tamam mı? Yetişmeyecek ayol bu yemekler. Ethem sen salonda bekle. Hadi dolaşma buralarda. Canan üstümdeki nasıl? Değiştireyim mi üstümü? İyi. Ben kime ne diyorum? Ha? Ay hayret bir şey. Ne yapıyorsun? Dayınlara ne götüreceğimi bulamadım. Babaannenin inadı yüzünden evimizden barkımızdan kaç gün uzakta kalacağımızı biliyor muyuz? Başka ev mi yoktu görüşecek? Yani anne biliyorsun babaannem bizim için uğraşıyor aslında. Senin için daha çok. Ben istiyor muyum bakalım? Bana soruldu mu? Görmek istesem ağzım var dilim var söylerim herhalde. Ya da çeker gider görürüm değil mi? Tamam. Ama sakin ol bence biraz. Yani gelsin işte ne anlatıyorsa anlatsın. Biz de dinleriz olur biter. Ne anlatabilir kızım? Bak senin için burada duruyorum. 5 dakika dinlersin. Ondan sonra seni alır giderim. Çantanı şimdiden hazırla. Ben de sana geliyordum. Doktor geldi mi kuzum? Ne diyor? Geldi. İşte ben avutmak için bir şeyler söylüyorlar. Belli ki iz kalacak yüzümde. Hadi ama çocukluk etme. Doktor ne derse o. Aşağısı kaynıyor. Onu hiç sorma. Babam geliyormuş. Daha kendisi gelmeden kasırgası vurdu evi. Bence biz ne yapalım biliyor musun senle? Kimseye bulaşmayalım. Gidelim sessiz sessiz bir köşede oturalım. Çünkü bayağı büyük bir gerginlik hakim şu an eve. Tamam, hadi gel. Zühre, fasulyeyi düdüklüden çıkart, suya koy, bir tabağa koy, ondan sonra da buza otur, tamam mı? Tabii büyük hanım. Taze fasulyesi de eksik kalmamış. Gelsin bakalım, bir lokma geçebilecek mi kursağında? Gözünü seveyim sakin ol Leyla abla. Bak Sunan'ın hatırı için. Ben sakinim Canancığım ne yapıyorum ki? Bak oturmuş bekliyoruz işte. Annen daha başka neler pişirmiş Paşaoğlu'na? Çakçak. Çakçak. O çakçağı yere çakmayan.
Geldiler. Anlaşıldı. Bir dakika, üstünüzü arayacağım. Tamam. Şuradan geçin. Kurşun geçirmez camlar, kapılarda korumalar. Beni öldürmek için bu plazaya uçakla girmek lazım. Ama bir Fikret için de kimse bu kadar eziyete katlanmaz. Bakın durumuma, bu manzarada, bu lükste, zindanda gibiyim. Neden peki? Kimin yüzünden? Kimin? Bak bak bak. Bir de bilmiyormuş gibi soruyor. Sizin Cezayir reisiniz yüzünden tabii. Dün akşam az daha adamın kızını öldürüyordunuz Fikret Bey. Olayları siz başlattınız diyebiliriz sanki ha? Gözden ırak, gönülden de ırak. 15 yıldır görmediğim insana, hatta hiç görmediğim insana evladım demem ben. Hem ne malum kızın Cezayir'den olduğu? Neyse. Kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmez. Söyleyin bakalım gençler, Cezayir'in teklifi ne? Mezarlık tapusu mu? Bunun için mi gönderdi lan sizi buraya? Evet. Peki ben size bir şey sorayım o zaman. Sizi gömmemi istediğiniz bir yer var mı? Vallahi memleket olursa iyi olur. Bizim aile kabristanı Trabzon Vakfı'ki bir manar köyünde de. Tabii sizin için zahmet olmazsa Sinsi Bey. Benimki çok uzak. Gönderemez. Manyak mısınız lan siz? Yok. Doğal halimiz bu. Azamet, tamam azamet. Azamet. Biz gelmeden döşemişsiniz kabloyu. Hem de fiber arpacıkla. Hadi beyler hadi. Geyi sonra yaparsınız. Bir an evvel uzayalım. Daha koy yeter. Hadi az sonra gene yer severim. Kızım hadi.
Hadi yemek yiyeceğiz. Gel elimizi yıkayalım. Anne. Hah. Senin bacağın kanıyor. Aa. Ne oluyor Firuze? Bakayım. Anne bir şey yok. Yok bir şey. Tamam. Sakin. Hastane. Elmas Hanım, siz mercanla kalın lütfen. Firuze, ben arabayı çeviriyorum. Hazır olunca gel gidelim. Tamam. Anne, iyi olacak mısın? Anneciğim, bir şeyim yok. Geleceğim ben hemen. Hadi canım. Hadi mercan sahnede. Ben üstüne bir şey alıp çıkıyorum. Gel, senle yemek yiyelim. Gel bakalım. Alo. Tamam. Reis araziye giriş yapmış. Ben hemen karşılayayım. Efendim Dumrul. Ne? Anlamadım, ne olmuş Firuze? Tamam, sen hastanenin konumunu at, geliyorum ben. Reis. Ne oluyor ya? Niye gerisin geri gitti? Telefon geldi. Son anda vaz mı geçti acaba? Geliyor değil mi? Gerisin geri gitti son anda. Neden? Neden gelmiyor? Bir telefon geldi. Bir kadından bahsetti. Hastaymış herhalde. Hastane hastane bir şeyler dedi. Kimmiş o kadın? Bugün çiftlikte yanında genç bir kadın vardı. O mu acaba? Güzel miydi bari kadın Azade? Yani ne bileyim, o kadarını görmedim. İçeride tahlilleri bekliyoruz. Firuze? Ne oldu, neyin var? Kanamam oldu biraz. Ama durdu şimdi, merak etme. Doktor gelince öğreniriz birazdan. Ne demek o? Niye olur ki böyle bir şey durup dururken? Nereye gidiyoruz abla? Ben bıraksaydım. Gerek yok. Besim, takip et kendi Uberlenpe'den. Tamam. Bize de haber ver. Tamam. Ana, Leyla Hanım arabaya binip fırladı gitti. Ben de Besim'in peşine taktım. İyi ettin. Yağmur gibi deli yağıyor bu eve. Hadi. Sofraya geçelim. Merhaba, geçmiş olsun. Buyurun, tahlil sonuçlarınız. Tamam.
Her şey yolunda. Bir sıkıntı yok, gidelim. Ne demek sıkıntı yok? Hayır, ne anlamadım ki. Kanama. Önemli bir şey değil. Gebeliğin başında olabiliyor. Ne? Hamileyim Temur. Ama her şey yolunda, merak etme. Sen yokken ultrason da çekildi. Tahliller de gayet iyi. Dinleneceğim biraz sadece. Stres yapmışım biraz. Senin yüzünden. Vay arkadaş. Şimdi ben yine babam oluyorum yani. Pardon. Söyle Ethem. Abi. Yengem apar topar çıktı evden. Nereye? Bilmiyorum abi. Besim'i peşine taktık. Tamam, kapat sen onu. Beni o kadar çok mutlu ettin ki. Dünyalar benim oldu. Şimdi hemen gidip bunu kutlamak istiyorum. Ama benim bir yere gidip hemen bir şey halletmem lazım. Geleceğim. Dumrul, seni eve götürsün, ben geliyorum. İyi, görüşürüz. İçeride haberler güzel. Firuze sana yolda anlatır. Ama şimdi benim Leyla'yı bulmam lazım. Evden apar topar çıkmış, kötüymüş. Sen Firuze'ye bir şey söyleme. Ne söylemeyeyim mesela? Geldi mi veda vakti? Sanki onu toprağa koyduğum gün çıktın karşıma. Bunca zaman yarenlik ettin. Senin için içimden hep sevdiğim dedim. Göklerde seyrettim. Yüreğimi genişletti. Her gelişimde beni merak etmiştir dedim. Geç kalmadı. 3-5 kırıntıyla seni besliyorum sanırken bunca zaman sen benim gönlümü eğledin. Ha? Yazık şu garip edip bu boş mezar başında yalnız bırakmadın beni. Zamanla unuturum demiştim. Yanılmışım. Zaman değil. Yürek gerekiyormuş unutmak için. Yüreğimi de alıp giden adamın ardından boşuna ağlamışım. Dualarım, gözyaşlarım. Hepsi boşunaymış. Kalbimi gömdüm sanıyorken. Paramparça avuçlarımda olduğunu görememişim. Ve sen bütün bunları bildiğin halde terk eylemedin beni.
Ne safmışım ben. Ne yüce gönlün varmış senin güzel kuş. Hadi git artık. Nöbetin sona erdi. Gece sana veda etmeye geldim. Artık ne ben eski Leyla'yım, ne de sen kokusuna hasret kaldığım Cezayir'sin. Burası benim sığınağımdı. Şu dünyada tek huzur bulduğum yeri almaya gelme. Git buradan. Sen acı çekmeyi biliyorum sanıyorsun değil mi Cezayir Türk? Mutlak ayrılığı. Her gece. Her gece. Gelip gelmeyeceğini bilmediğin. Gelmesi için dua ettiğin. Kapı açılınca ayak sesini bile sevdiğin. Gözün açtığında gördüğün, kapatırken en son gördüğün. Ne olur ondan önce benim canımı al diye mırıldandığın adam. Bir gün ölürsen ne olur biliyor musun Cezayir? Memleket ölür. Dünya ölür. İnandığın, bildiğin, gördüğün ne varsa ölür. Allah'ım, ben sana ne yaptım da ondan önce benim canımı almadın diyerek ve ölmemek zorunda olarak bir hayata yeniden başlarsın. Memleket ölmüş biri ne yapar bilir misin Cezayir? Hayatı boyunca gurbette yaşar. Ben. Sen öldüğünden beri gurbette ölüyüm Cezayir. Bak şu kuşu görüyor musun? O gün. Sen öldüğün gün. Onca kalabalığın arasında. Hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey duymadım. Sadece onu gördüm. Değil mi? Sadece onunla göz göze geldim. Ve dedim ki... Cezayir burada. Bana bakıyor. Bu kuşun gözleriyle bana bakıyor. Bu gece buraya veda etmeye geldim. Ne olur Cezayir. Onunla birlikte sen de git. Ne olur. Gideceğim.
Saygı duydum, gideceğim. Sevdim, yine de gideceğim. Haklısın. Biliyorum. Mutlu olmayı seçerdin. Ama ben haklı çıkardım seni. Gitmeden önce benim de birkaç sözüm olacak. Biliyorum. Söyleyeceklerimi biliyor olacaksın. Ama biraz daha sabret. Söyleyip öyle gideyim. Bunca zaman ben de yalnızlığımla çoğalıp kalabalıklarda eksildim hep. Ve bazen öylesine kalabalık oldu ki yalnızlığım. Ne yana dönsem hep sana çarpar oldum Leyla. Seni seviyorum diyemediğim gecelerde hep sana da iyi geceler dedim. Ben senin sadece kocan olmadım. Evladın, baban, sevgilin, sırdaşın, arkadaşın, yoldaşın oldum. Sen de benim kocaman ailemdin. Bana yapılan ölüm teklifini kabul ettiğimde gerçekten ölmeyi düşündüm. Çünkü biliyordum ki ardından çok fazla, ama çok fazla acı yaşanacaktı. Diyeceksin ki niye ölmedin? Böylesi daha beter olur benim için. Ölüm bir kurtuluş olacaktı benim için. Ama ailemin, kızımın, annemin neler yaşayacağını göremeden, bilemeden ölemedim. Artık naz yapacağım. Başımı dizine koyup ağlayacağım. İçimi döküp derdimi paylaşacağım. Kimse kalmayacaktı. Haklısın. Ben senin dünyandaki ben olarak aşarı bir çocuktum. Yeteri kadar dinledim. Hoşça kal Cezayir.